Merhaba yarı severler. 15 Şubat 2020 Cumartesi akşam İstanbul koşuları ile karşınızdayız. İstanbul'da bugün 6 koşu var. 6'lı birinci koştan başlıyor. Bugün İstanbul'da sizlere 15 TL'lik 3 bankolu bir kupon hazırladım. Eğer isterseniz son ayağı kapatıp kuponunuzu 40 TL'ye yükseltebilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diyerek 6'lı tahminlerimize başlayalım. Birinci ayağımız 3 yaşlı İngilizlerin Maiden 2000 metre uzun mesafeli sentez başlıyor. Startla birlikte seri stiliyle The Doctor Sun gibi kaliteyle anneden kardeş 5 numaralı Perfect Balance ve 9 numaralı El Kızı'nın liderlik mücadelesiyle başlayacakları koşuda düzlükte de bu ikilinin mücadelesi devam ederken gerilerden uzuna yatkın orijiniyle dikkat çeken çok kaliteli Ordinario'nun anneden kardeşi 7 numaralı Aragona, babası Victory Galop tam bir uzuncu. Böylesine bir orijinle 2000'de sonlarda yapacak kuvvetli ucumlarla öndekileri avlayıp geçebilir. Ve yine sonlarda dış kulvardan çok güçlü gelecek uzun mesafede çok daha etkili koşmasını beklediğim bir numaralı Babaron. Son günlerin en formda çok iyi Özcan Yıldırım idaresinde şanslı olabilir. Önde kaçacak Selim İpekli 5 numaralı Perfect Balance ve Adem Aslan ile 9 numaralı El Kızını Son 200'den sonra yapacakları taklarla yakalayıp geçmeye çalışacak Özcan Yıldırımlı 1 numaralı Babaron ve Ayhan Kurşunlu 7 numaralı Aragona. Arasında geçmesi muhtemel koşuda bu 4 isimden bir tanesi adını birinciliğe yazdırıp meydandan çıkacaktır diyerek 5 numaralı Perfect Balance, 9 numaralı El Kızı, 1 numaralı Babaron ve 7 numaralı Aragona'yı yazarak bu 4 atla 6'lıya başlayalım derim. 6'lımızın ilk ayağı 4 at. Altılımızın ikinci ayına geldiğimiz zaman 4 yukarı Arapların şartlı 3 dişilere mahsus 1400 TL devam ediyor. Statla birlikte iki numaralı Gündoğarken 5 numaralı Ateş Karınca, 6 numaralı Beyza Sultan, 8 numaralı Nalezen ve 10 numaralı Kaçkar Kızın liderlik mücadelesine başlayacakları koşuda bu kadar önde gitmeyi seven isim varken koşu epey süratli gidecek. Viraj dönülürken düzlüğe en önde çıkacak 6 numaralı Beyza Sultan liderliğini korumaya çalışırken hemen dışından iki numaralı gün doğarken görülecek. Ve son 200'e doğru Beyza Sultan'dan kurtulup önde yalnız kalacak iki numaralı gün doğarken. sonlara doğru bir numaralı Bonjur Esamavi'nin hücumlarına maruz kalacak olsa da bir numaralı Bonjur Esamavi'nin ağır kilosuyla öndeki iki numaralı gün doğarkeni yakalayamayacağını düşündüğümden Aprantisi Fırat Aslan İdaresi'nde iki numaralı gün doğarken koşuyu kazanıp arka arkaya ikinci birinciliğine ulaşır diyorum. Günün ilk bankosu İkinci ayakta iki numaralı gün doğarken Altılımızın üçüncü yana geçtiğimiz zaman 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 5. Dişilere mahsus kısa mesafeli 1200 cm'de devam ediyor altılı. Çok güzel bir koşu olacak. Son zamanların formda dişi safkanlarının bir araya geldiği şartlı 5 bu koşuda. Öyle bir isim var ki galoplarını gerek İstanbul iç pistinde gerekse sentetikte yaparken inanılmaz dereceler ortaya koyarken verdiği 140 günlük aradan hiç etkilenmediğini artı üstüne formunu daha da geliştirdiğini gözler önüne seren ilk kez çıkacağı sentetikte de iyi koşacağını bizlere göstermiş olan 3 numaralı Dolphins gör. Huyunu suyunu bilen jokeyi Gökhan Kocakaya ile gruptan farklı güç ve kalitesiyle koşuyu kazanmasını bekliyor. Ve sizlere günün ikinci banko ismi olarak 3 numaralı Dolphins gör diyorum. Altılımızın dördüncü yana geldiğimiz zaman 4 yukarı İngilizlerin şartlı 5. 2100 uzun mesafeli sentitikte koşulacak olan koşusu karşımıza çıkıyor. Zor bir koşu. 6 atın koştuğu bu zorlu koşuda kimin geleceğini kestirmek oldukça güç. İşin içinden çıkamadığım bir koşu. Kimi yazmasak çıkıp gelebilir diyerek korkarak izleyeceğimiz bu yarışta ben bu zorlu koşuyu gelin derim kolaya çevirelim. 4 numaralı Şeker Hanım performans olarak ön planda görünüyor ve starttan çıktığı gibi liderliği alır. Düzlükte de yanına kimseyi yaklaştırmadan kendisiyle bütünleşmiş iyi Ayhan Kurşun idaresinde koşudaki tek kısrak olarak erkek rakiplerine peşine takar ve aynanın önünden geçen ilk isim olarak diyorum. Gününde 3. bankosu 4. ayakta 4 numaralı Şeker Hanım diyorum. Altılımızın 5. geldiğimiz zaman 4 yukarı İngilizlerin Handikap 24 2000 metre kum koşusu devam ediyor altılı. Yine bir başka uzun mesafeli zor bir koşu karşımıza çıkıyor bizim. Kilo farklarının güç dengelerini eşitlediği yarışta hemen hemen hepsinin son koşulları başarılı. Ekürlülerden 3 numaralı Invisible Baby rakiplerinden farklı görünse de Ufak kuponlar tek atabilir ama ben bu yarışta koşan 9 attan 1 ekürü hariç 8 atı yazıp kapatmak istiyorum. Sürpriz bir ismin gelmesini bekleyeceğim. 5 ayak 8 at hepsi diyorum. Ve geldik 6'lımızın sona yana. Bugün İstanbul'da 6'lı 4 yaşlı Arapların handikap 15300 centeli ile son buluyor. 6 aylık ara vermesine rağmen çalışmalarını Bursa'da sıkı bir şekilde devam ederken yaptığı güzel işlerde formundan hiçbir şey kaybetmediğini gördüğümüz 3 numaralı Yağız Kağan. Kalitesine inandığım bir isim. Hayatındaki 5 koşuda da üstünde gördüğümüz Erhan Yavuz ile ara sonrası kazanarak dönüş yapabilir. Benim birinci atım bugün 6'nın son ayında 3 numaralı Yağız Kağan. Ağır kilosuna rağmen hep istikrarlı koşup tabaya hiç düşmeyen 1 numaralı Belal Tumbul. Mehmet Kaya ile yazmadan olmaz ikinci atım. Son koşusunda güzel bir birincilik yaparken Ali Kaçmaz ile iyi uyum sağladığını gördüğümüz 4 numaralı Arda Bey. Kuponları yazılacak üçüncü şanslı isim olsun. Startla birlikte öne düşüp bu kalabalık yarışta düzlüğü biraz avansla dönebilirse kimseye yakalanmadan bitirebilecek uyumlu aprantisi Halil Kaplan İdaresi'ndeki 6 numaralı Çelik Mavi. Benim dördüncü atım ve hafif kilolu iki isimden. Son iki koşusunu uzunda başarılı koşup kısaya dönecek 13 numaralı Ciğer Delen. Adem Aslan ile ve yine son iki koşusunu uzunda iyi koşup kısaya dönen Gökhan Yıldızlı 14 numaralı Enderun'dan sürpriz gelebilir. Dikkat diyorum bu isimlere. Bu isimlerde bizim kuponların 5. ve 6. atları olsunlar. Son olarak hep güzel koşular çıkartan 9 numaralı Holigan. Sürpriz bir isim. Onur Yıldız'la 7. ve son at olarak kuponlara yazıp 6'lıya noktayı koyalım derim. Bu şekilde kuponumuza baktığımız zaman ilk ayağımız 4 at, ikinci ayağımız tek, üçüncü ayağımız tek, dördüncü ayağımız tek, beşinci ayağımız 8 at, hepsi son ayağımıza da 7 at yazdığımız zaman bugün İstanbul'da altılım 15 TL. Eğer son ayakta koşacak 18 atı da işaretlersek, hap şu yaparsak büyük kupon yapacaklar için bu tavsiyem son ayağı kapatsınlar. O zaman altılımız 40 TL olur. Bugün İstanbul'dan 15 TL ve 40 TL'lik iki tane kupon verdim. Herkese bol şanslar. Çok kazançlı bir gün geçirmeziyle. Hoşçakalın.